Değerli izleyiciler, bu arada bugün önemli bir toplantı vardı. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleşti. Toplantının ana gündemi enflasyona bağlı gelişmeler ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlenmişti. Ayrıntıları alacağız. Şimdi de Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Mehmet Sabri, Uğur Baş'ta bütün detaylar. Mehmet Sabri. Banuel, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda bakanlıkta gerçekleştirildi. Saat 11 sıralarında başladı ve yaklaşık 4 saat sürmesinin ardından 15'te sona erdi. Toplantının sona erdiğini de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyonla ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk mesajıyla birlikte Twitter'dan duyurdu. Tabii baktığımızda Fiyat İstikrarı Komitesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanları da yer alıyor Hazine ve Maliye Bakanı'nın yanı sıra. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında, dolayısıyla önemli bir komite olduğunu bir kez daha altını çizmiş olalım. Şunu da söyleyelim tabii, komite fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bu risklere ilişkin alınması gereken önlemler ve atılacak adımları ele almak amacıyla kuruldu. Tabii komiteden sonra da bu adımların atılması da peyderpey gerçekleşecek. Özellikle para politikasının etkinliğinin azaldığı, sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermekte yine komitenin görevleri arasında. Tabii baktığımızda geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız o manipülatif para hareketliliği, aynı zamanda dolar kurunda gerçekçi olmayan, döviz kurunda gerçekçi olmayan yükseliş ve artışlar, ekonominin dengesini bozmaya yönelik manipülatif hareketler, işte bu hareketlerin önlenmesi ve bu fiyat dengesinin sağlanmasıyla ilgili alınacak tedbirlerde Fiyat İstikrarı Komitesi'nin görevleri arasında olacak. Bugünkü toplantının da ana gündem maddesi aslında enflasyondaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde enflasyonun görünümüne ilişkin riskler ana gündem maddesiyle toplandı. Enflasyon görüşüldü, enflasyonun bugünü ve gelecekte atılacak adımlarla birlikte enflasyonun ne olacağı, olası risklerin nasıl önleneceği değerlendirildi ve toplantı tamamlandı diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Banuel.